Kabukun sonunda bir et kalınlığı tanımlanır. Kaldırılacak yüzeyler seçilir ve kalan yüzeyler tanımlanan et kalınlığı kadar ötelenir. Şimdi de kabuk unsurunun kullanımına bakalım. Kabuk komutumuz modify paneli içerisinde yer alır. Shell bu amaçla kullandığımız komuttur. Komutun çalıştırılması ile birlikte açılan diyalog kutusunda 3 farklı öteleme yapılabileceğini görebilirsiniz. İçeriye, dışarıya ya da her iki yönde öteleme gerçekleşebilir. Remove faces, işlemde kullanılmayacak olan yüzeylerin seçilmesini sağlar. Automatic face chain ise bitişik yüzeylerin tek bir seferde seçilmesini sağlar. İlk olarak üstteki yüzeyin kaldırılacağını belirtiyoruz. Daha sonra burada görmüş olduğunuz yüzeyleri işaretliyoruz. Bakış açımızı değiştirelim. Evet, seçim işlemini gerçekleştirdik. Et kalınlığımız buradan ayarlanır. 1 milimetre kalsın. OK ile devam ettiğimde benim seçtiğim yüzeyler kaldırılır. Kalan yüzeyler de belirttiğim yönde 1 milimetrelik bir et kalınlığıyla ötelenir. Kabuk unsurunun tanımlanmasından sonra düzenleme işlemi için unsuru seçip sağ tuştan Edit Feature komutunu kullanabilirsiniz. Burada bir başka yüzeyi daha kaldıracağız. Bu yan yüzeyi de işaretliyorum. İşaretlemeyi yaptıktan sonra kabuk komutunun kullanımı içerisinde farklı yüzeylere farklı et kalınlıkları tanımlayabilirsiniz. Örneğin buradaki tüm yüzeyler 1 milimetrelik kalan yüzeyler 1 milimetrelik bir et kalınlığıyla ötelenecekken alt özelliklere geçip Click to Add kısmına basarsanız Automatic Face Chain'i şimdi işaretleyebiliriz. Bu işaretlemeyi yapmam lazım ve daha sonra buradaki yüzeyi seçiyorum. Bu yüzeyin kullanacağı ya da bu yüzeyin öteleneceği et kalınlığı 2 mm olsun. Benzer şekilde yeniden farklı bir yüzeye farklı bir et kalınlığı tanımlayacağız. Et kalınlığının tanımlanacağı yüzeyi belirttim ve yeni et kalınlığını burada girdim. Son olarak buradaki delikler için de farklı bir et kalınlığı tanımlayalım. 1,5 mm olacak. Okey dediğim an belirttiğim yüzeyler, belirttiğim et kalınlıklarıyla diğerleri de onlar için tanımladığım et kalınlıklarıyla ötelenmiş ve modelim oluşmuş oldu.